Şeftalili sünger kek için üçüncü tadımdayız ve Nurten Hanım'ı böyle alıyorum. Merhaba. Merhaba Nurten Hanımcığım. Evet, daha önce yemiş miydik bu lezzeti? Yemedim galiba, hani böyle öyle meyveli kekler yedik ama şeftalili sünger kek yemedik. Hadi o zaman bir numaralı tabaktan başlayalım. Peki. Buyurun. Keki çok ince olmuş. Şeftali aroması olmasa, bir de tarçın var üstünde muhtemelen. Evet. Çok güzel bir aroma veriyor ama olmamış gibi geliyor. Diğerlerine de bakayım ama hani beklediğim, umduğum kek bu değil. Yüksek bir kek mi umuyorsun? Yok, çok da yüksek değil ama çok ince bir kek olmuş. Biraz daha pişse, belki içlense kabaracak. Bakın içi hamur kalmış. Dediğim gibi diğerlerine de bakayım. Böyle yapış yapış olmuş. Peki. Krem şantisi, şeftalisi zaten doğal lezzeti. Öyle. Çok beğendiğim bir kek olmamış açıkçası. Yani hayal kırıklığı mı yani? Gibi. Diğerlerine de bakayım ne çıkacak. Tabii bir bakın bakalım. Bu ne? Ne o? Pişmemiş bu. Acaba? Böyle bir kek olmaz. Böyle bir kek olmaz. Olmaz bence. Ne böyle? Ne bu? Şey, krebe benziyor. Ya baktığınız zaman o daha güzel geldi şimdi. Yani buna baktığımız zaman onun keki en azından biraz daha içlenmişti. Bu bakın da çok yok. Şey, evet bu çok şey geldi. Diğerlerine de bakayım. Lütfen. Bunun krem şantisi tam şey yapmamış, sanki tutmamış. Allah Allah. Böyle akışkan olmamış. Bunun keki de aynı. 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 Kekler demek ki böyle olacak ama. Aynı derken pişmemiş anlamında mı diyorsunuz? Yani bu biraz daha ona göre pişmiş. Yani lezzet bütünlüğüne bakalım artık yani. Yapılacak bir şey yok. Kek burada böyle. Böyle, evet. Evet. Bunda lezzet yok. Lezzet yok. Yok, evet. Allah çok Allah. Değişik. Aynı malzemeler nasıl lezzet yok değil mi? Evet. Kim bu ya? Kim bu? Kim koydu bu Kim tabağı koydu? Buraya? Evet. Dört numaraya geçelim. Bu kek de aynı. Demek kekler böyle olması gerekiyor. Bu da öyle, içlenmemiş. Hiçbiriniz içlenmemişsiniz. Krem şantisi, şeftalisi, süt reçeli. Evet. Bunların kıvamı. Birinci tabak daha güzeldi. O zaman alalım. Kağıdımızı, kartımı elime aldım ama şu dört numaralı tabak olmuş mu olmamış mı biraz daha yorum almak isterim. Ya bunda da lezzet bulamadım. Çok şeftali aroması çok geçmemiş. Krem şantisi diğerlerine göre daha iyi çırpılmış ama o süt reçeli çok vermemiş aromasını. Yani süt reçeli tadını alamadım. Evet. Aa, çok değişik bir kekle karşılaştım. Buyurun puanları alalım Nurten Hanımcığım. Üçüncü tabağa bir. Üç numaralı tabak bir puan. Bir puan, evet. Evet. Bunun keki daha iyiydi. Evet. Beş. Bir numaralı tabak. 5 puan. 5 puan. Buna da 4 vermek istiyorum. 2 numaralı tabak 4 puan. Kaldı 4 numaralı tabak. 1. 1. 1. 1 puan. 4 numaradan başlayalım. 4 numaraya 1 puan verdiniz. Bakalım ilk 1 puanı kayınvalidemiz Nurten Hanım hangi gelinimize verdi? Nurten Hanım'dan bir puan alan tabak. Buyurun açalım. Yasemin. Bir puan aldın. Nurten teyze, süt reçeli tadı alamadım dedim. Hani hepimiz aynı eşit şekilde süt reçeli koyduk. Biraz önce de Yasemin abla geldi. En yoğun sos bundaydı dedi. Yani bugün o kadar şaşkınım ki. Niye şaşkınım? Herkesten o kadar farklı farklı yorumlar geliyor ki. Yok. İçlenmemiş dedi. Kekinle ilgili herkes evet. aynı şeyi söyledi. Kekini yapamadın. Yok. Üzerini de çok fazla beğenmedi zaten. Orada... Yasemin ablan sana en güzel yorumu
yaptı da sana 5'i mi verdi? Evet Yasemin ablan en aldın? Kötü yorumu yaptığı tabağa 5 verdi. Tabii, doğrusu. Tabii canım, tabii. Yani bakacağım ya neyi işlenmemiş? Yasemin olmamış. Biz bunları sırayla koyduk. Nasıl işlenmiyor? İçlenmiyor. İçlenmemiş yani. Zaten böyle bir kek beklemiyordum açıkçası. Ama baktım ki 4 tabakta da kekler hemen ayrı. Birinci tabak hariç. Yani o sütreçeli tadı yok. Şeftalinin aromasını alamadım. Krem şanti iyi çıktırmamış. Şeftalinin bir aroması yok. Şeftaliyi kestik üstüne koyduk sadece. Olsun, o kadar. Olsun öyle deme. Ne yapayım ben şeftali? Kusura bakmayın şeftali bahçemdeki şeftaliler tatsızmış. Sen olan şeftaliyi değerlendirememişsin. Yani bir el lezzeti verememişsin. Verememişsin. Soyup kestiğimiz şeftaliye nasıl ben lezzet verebilirim? Ne yani? Şeftaliyi ben mi yetiştirecektim? Yasemin'cim senin çenenin işlediği gün elin işlemiyor. Bak gördün işte örneği var. Bugün yapamamışsın. Olmamış. Evet. Bu tabağımıza da 4 puan verdiniz. Bakalım 4 puan hangi geline gitti Nurten Hanım? Risk almak istemediniz. Evet. Birine 4, birine 5 puan verdiniz. Bakalım 4 puan hangi gelinimize gitti Nurten Hanımcığım? Buyurun açalım lütfen. Rabia 4 puan aldın Nurten Hanım'dan. Rabia vallahi billahi. Şansı aldı. Direkten aynen öyle. Şansı aldı. Döndün. Güzel yaptı. Siz ağzınızı yormayın ben söyleyeceğim. Çünkü ben bugün hiçbir gelinin yaptığına inanmıyorum. Açık yüreklilikle ben bunu söylüyorum. Ben de yapamadım. Aysun da yapamadı. Ben yaptım. Neden anlamıyorsun? Açık. Arkadaşım yapamadık Rabia, kabul edin. Rabia neden 4 verdim onu bakın, söyleyeyim. Eğer bana 5 verseydiniz, yine aynı şekilde bastıra bastıra diyecektim ki şansı aldım. Çünkü bugün olan bir tabak yok. Bence birinci bastıra tabak bastıra olmuş. Bastıra söylüyorum bugünün son birinci tabak oldu. Rabia. Ama az önce siz ikinci tabağı birinci hemen tabağı oranla daha iyi beğendiğinizi hemen söylediniz. Hemen açıklayacağım. Neden ama geri musun? Vites hemen geri vites. Hayır. Döndüm ya baka baka gittim. Baktım evet kekler böyle. Neden biliyor musun? Seninkinin de süt reçeli gerçekten çok güzel yoğun. Afiyet o aromayı olsun. Aldım. Evet krem şantin birinci tabak gibi çok çırpılmamış ama o aroma o süt reçeli buram buram geliyor. Bu kadar küçük bir lezzetli farkı fark edip eğer hakkımı yemeden 4 verdiyseniz teşekkür ama, ederim. Şeyin, ama keklin hakikaten açık arkasını çevirdiğimde krebe benziyor. Ben size şunu açık yüreklilikle söylüyorum. Kayınvalidelere asla kızmayacağım bir de alsam. Bugün fark yaratan bir tabak yoktu. Benim nazarımda bakın. Bizim adımıza karar veremezsin. Ya sen kabul etsen de etmesen de sen Aysun'u birazdan alkışlarsın eğer 5 alırsa. Bana İnşallah. Göre fark yaratan sen bir tabak yoktu. Dediğim gibi 5 de alsaydım şans almış olacaktım. Teşekkür ederim. Rabia'cığım sadece süt reçelin beni etkiledi. O yüzden 4 puan verdim. Ama çok vermişim. Gerçekten acıdım. Eliz ve Aysun. Bakalım 5 puan geline mi gitti? Yoksa Eliz'e mi gitti? Eliz nasıl çıkaracak böyle bir tabak? Nurten Hanım'dan 5 puan alan gelinimiz Eliz mi Aysun mu? Nurten Hanım'dan 5 puan alan gelinimiz... Buyurun açalım. Eliz! Bravo. Bir puan da Aysun'a gitti. Bravo. Aysun'cum. Sana inanamıyorum ben. Ben de şok içerisindeyim. İnanamıyorum ama sen üzülmelisin sana. Sevindin ya. Aysun bir aldı. Sen Aysun'u şak şak yapıyordun ya. Sen bir saniye Rabia. İki tane bir alan sensin Rabia'cığım. Bir saniye. Dört alan da sensin. Şimdi ben iki tane 5 puanın üzerine bu bir puanı nasıl kabul edeyim? Eliz. İnanamıyorum sana 5 puan verdiğime. Kendime o kadar kızgınım ki. Aysun o da aynı. Onun da krem şantisi hiç çırpılmamış. Krem şantisini kız çırpmış. Sen... Aromasını süt reçelini ondan daha iyi aldığımı tamam. söyledim. Nasıl benim ama tabağından lezzet ama keklerinin almadı. Hepsini söyledim. Bir daha tekrar ettirmeyin bana. Keklerinin hepsini söyledim. Ben çok net duyuyorum. Çok da güzel tamam. dinledim seni. Benim tabağıma geldiğin zaman keki şöyle bir kaldırdın. Dedin ki bu kek pişmiş. Ay Allah'ım sana inanamıyorum Aysun ben. Niye? Eliz 5 alıyor benden. Evet. Bir şey diyeceğim. Şimdi o zaman burada kimi yargılamamız lazım? Eliz 5 alınca beni mi yargılayacağız, seni mi yargılayacağız? Krem şantiyi niye çırpmadı? Pütür krem şanti mi olur? Hayır anne ne Eliz'in krem şantisi bayağı çırpılmış. Hayır aşkım git bak. Şey gibi böyle yapan köpük gibi. Ben bilmiyor muyum anne nasıl krem şanti yaptığımı? Gayet de güzel yaptın. Hayır. Böyle kalıp gibi oldu. Ne hayır anne? Ya, iki tane 5 aldım ya. Bir dakika müsaade tamam, olabilir.
Elif, ben iki tane beş aldım. Tebrik etsin. Mutlu muyum? Ben de seni tebrik ediyorum Elifciğim. Hani mutlu değilim güle ama güle kullan. Mutlu ne değilim görüyorsun. Çünkü Yasemin'e ya da Rabia'ya gitme diyor o beş. Yasemin'cim seni de gönderiyoruz yarın. Onu da söyleyeyim. Ben teyzeciğim hiç üzülmeyin. Çünkü siz 5 puanı Aysun'a değil, Aysun'un kopyasına verdiniz. Ha Aysun, ha Aysun'un kopyası. Aynen öyle. Ha Aysun, ha Elif. Aysun tamam, ne oluyor? Mu? Görünüyor muydu puan verirken? Bak, görüyor muydu adımı? Yardım ettim. Çok kızdan, kendini yıpratmasın. Ben dedim gelin kayınvalidenin odasında. Yardım etme, elinin lezzetini verdin dedim. Ama dokunmadım ki ben. Ama verdin bir şekilde. Ederim. Ne oldu? İşte nefesin mi gitti? Söyledim, ne oldu? Söyledim, doğruyu söyledim. Kız yanlış yapacaktı anne. -2 almasın diye. Ya sana ne? Göndermek istemiyorum Eliz'i. Canım, teşekkür ederim. Ama Eliz'i göndermek istemiyorum. Ya sen de bunu destekliyorsun. Eliz 5 puan almış ama mutlu değil. İnanamıyorum. Anne. Ben sana bu puan hesabını sorarım. Öyle bir sorarım ki evde de devam ederim. Nesi çırpılmamış? Ay beni deli ediyor ya. Anne kekimin güzelliğine bak. Ay sen böyle bir puan nasıl veriyorsun? Keklerin hepsi aynıydı. Aysun baksana krem şantiye. Anne şuna bakar mısın şu pişmişliğe? Bak. Aysun bak, Allah aşkına mı? Keklerin hepsi inceydi ama sen böyle krem şanti mi çırparsın? Baksana ne kadar akışkan. Aa, sen verme elini millete. Ya şimdi bir de bana neden bağırıyorsun sen anne? Lezzete puan verilmiyor mu burada? Şimdi neyi tartışıyoruz? Bak ben yok, güzel, aldım diye benim hoşuma seni gitti. Geçtim diye sevinmiyorum. Hayır hayır Aysuncum, tabağını kötülemiyorum. Anlaşım olmasın güzel. Burada. Hayatım ben yalnız şu an düşünecek bir şey yok. Birini geçtiğin zaman sevinmen lazım. Ne yapayım zil takıp oynayayım mı? Ben sizin gibi değilim. Sizin gibi değilim. Neden yani? Bana yardım etti kız. Bana yardım ettiği için belki de 5 aldım. Yardım etti bana. Gerçekten utanmasan ağlayacaksın Aysun bir sen 5 aldın diye ya. Evet eğlenirse de üzülürüm tabii ki. Ben sizin gibi değilim. Başarılı kız bana da yardım etti. Teşekkür ediyorum ama şimdi ne yapacağım? Sizin gibi nazire mi yapacağım? Kaynanası bana 5 verdi diye. Sevinmiyorum ama lezzetime güveniyorum. Bak bir şey diyeceğim. Şimdi sen dedin ya bükemediğin eli öpeceksin. Aysun'un elini öptün ya. Arkadaşından da aynı davranışı beklesene. Ben ondan yaşça zaten çok büyüğüm. 42 yaşındayım. Evet, 42 yaşındayım. Büyüğü olduğum için ama takdiri ona kalmış. Ben böyle bir beklentiye girmiyorum. Hayatta beklentiye girerseniz daha çok üzülürsünüz. Kendi anonsunu kendin yap şöyle çık güzel bir oyna ya. Ya siz ne yapıyorsunuz? Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz? Yardım etti. Maharetli elleriyle yardım etti bana. Ay ben inanamıyorum. Eliz buraya gelirken yaptığı başvuruyu her şeyi incelensin istiyorum yönetmenim. Niye incelensin? Ben Aysun getirmiş buraya koymuş kendi için. Ben Eliz'in konuşamıyorum sinirden. Vallahi resmen işbirliği içindeler ya. Biz nasıl bir olayın içindeyiz Yasemin? İspatlansın, ispatlansın rica ediyorum ben de ekipten. İspatlansın. Böyle bir, şu anda böyle bir iddiayla geldim. Evet, İddia ispata tabidir kızlar. Bilmiyorsunuz öğretim. İspatlayacaksınız. Aysun nasıl rakibine 5 puan verince oynuyorsun ya? Sen bu değilsin. Kendine gel. Bizim burada bir adımız var değil mi? Hı hı. Bir şanımız var, bir imajımız var değil mi? Sen nasıl başkası 5 alınca oynarsın? Nasıl yeni yeni huylar, hareketler? Ne yapıyorsun anne, sen? Anne ne alakası var? Kız geldiğinden beri ben 5 aldığımda beni takdir ediyor. Bak benim ya benim büyüğüm aslında elim. O da yanlış. Ama kalkıp benim elimi öpüyor. Ben şimdi neden o hayır. Puan aldığı zaman ona aynı karşılığı vermeyeyim? Öyle bir şey olamaz. Nezakete nezaketle karşılık veririm ben biliyorsun. Kabul etmiyorum. Beni tanıyorsun. Nurten Hanım sizin de elinizi öpmek kabul istedim. Etmiyorum. İzin vermediniz. Nurten 4 puan verdiğiniz için. Nurten neden? Teyze gerçekten niye seni tebrik ediyorum. Ay öyle çünkü şey olur. Sadece bizim garip olayı biz mi garip oluyoruz acaba dedim. Nurten teyze. Nesi garip? Gelinin elden gidiyor. Ben nesi garip? Şanımız neden zedelensin ki ben böyle bir nezaket gösterdiğim zaman? Rakibin 5 aldığı için çıkıp oynayamazsın. O zaman rakibime 5 puan vermeyeceksin Nurten Hanım. Evet. Evet hanımlar. El öpenler, oynayanlar, şanımız, şöhretimiz ne oluyor diyenler. Biz çok. Bence biz bir kritiğe gidelim hanımlar. Ay çok oldum. Gidelim. Karıştı her şey. Gerçekten kafalar karıştı. Evet rakiplerin de kafası karıştı. Allah'ım. Buyurun o zaman değerli izleyenler hep birlikte kritikteyiz.